Merhaba arkadaşlar, İvme Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Titled Arena'da yalnızca 2008 doğumlu olan 12 yaşındaki bir Rus yeteneğiyle oynadığım maçını göstermek istedim. Kendisi 2008 doğumlu, 2160 eloya sahip ancak böyle olduğunu küçümsemeyin. Kendisi dünya şampiyonasında 3. olmuş ve kuvvetli bir oyuncu. Ben de dedim ki size hem bu maçı gösterip, maçın hikayesini anlatıp hem de aynı zamanda birkaç tane ufak açılış hazırlığı da vermek istiyorum. Dilerseniz daha fazla laf uzatmadan hemen maça geçelim. Maça ilk hamlede d4 oynayarak başladım. Rakibim burada d5 sürdü. Ben burada c4 sürdüm. Bildiğiniz üzere normalde genelde yayınlarla London oynuyorum. Ve o da şöyle oluyor. Bir f4 çıkıyorum. Rakibim burada at f6, c5 çok fazla hamlesi var. Genel site yapıları anlatacağım. At f6'dan sonra e3 sürüyorum. c5 geldikten sonra c3 geliyorum. At c6 geldikten sonra da genelde at d2, devamında at f3. Diğer hamle olarak fil d3, müsait bir yerde de dc5 kırıp e4 sürmeye çalışıyorum. Ancak bu maçta hem 3x0 olduğu için hem de biraz daha modumda olduğunu hissettiğimden dolayı c4 sürüp vezir gambitine girmeye karar verdim. Rakip burada c4 kırsaydı da ben burada basitçe e3 oynayacaktım ve c4 piyonunu hemen geri alacaktım. Diyebilirsiniz ki c4 piyonunu koruyup b5 sürebilir mi? b5 sürerse basitçe a4 sürecektim. c6 gelirse piyonu korumak için ab5 alacaktım. Ve c5'ten sonra burada vezir f3 gibi çok güzel bir hamle var. Rakibimizin kalesi gidiyor. Ve burada rakip A4'de de A6 maalesef yapamaz. Çünkü AB5'i aldıktan sonra bu arkadaş böyle açmazda kalıyor ve ardından C4 piyonu düşüyor. Rakip burada C4'ten sonra E6 yapmaya karar verdi. Ben burada at C3 geldim. Rakibim burada ana varyantın dışında, at F6 hamlesinin dışında bir hamle yapıp C6 sürdü. Ben burada dedim ki rakibim şu an bu pozisyonda bana merkezi verdi. Nasıl verdi? Şöyle, normalde 4 tane merkez karemiz var açılışta ele geçirmek istediğimiz. D5, E5, E4 ve D4. Ben burada konumda rakibim daha hazır at F6 gelmemişken burada E4 sürmeyi düşündüm. Ve burada E4'e geldikten sonra rakibim D4 kırdı. Ben burada at E4 aldım. Ve rakibim burada fil B4 şah çekti. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık düşünelim isterseniz beraber. Burada rakibimiz şah çektiği zaman yapacağımız normalde çok az şey var. Ya önünü kapatırız, ya şah çekilen taşı yeriz, ya da şah kaçarız. Ben burada düşündüm. Şimdi bir at c3 dönebilirim mantıken. At d2 dönebilirim. Fil d2 gelebilirim. Şah e2 gelebilirim. Vezir d2 hiç bakmıyoruz. Boşa vezir koymanın manası yok. Fil b4 şahattan sonra burada eğer at c3 dönseydim rakibim büyük ihtimal c5 sürüp hemen merkezime saldıracaktı. Ben burada eğer bu piyonu alsaydım da rakibim basitçe vezir d1 alacaktı. Şah d1'den sonra da at f6 gelişip müsait bir yerde fil c5 aldıktan sonra pozisyonu yavaş yavaş geliştirecekti. Ve daha maçın 9. hamlesinden çok eşit bir pozisyona vesile olduğum için beyazların avantajını kullanamayacaktım. Ben de bu yüzden at f4 hamlesinden sonra fil b4 şaha fil d2 gelmeye karar verdim. Ve dedim ki rakibim benim f4 piyonumu alırsa ben de rakibin b4'teki filini alırım ve devamında siyah kareleri kullanarak rakibe saldırmaya çalışırım. Rakibim eğer burada fil d2 alsaydı tahta da vezir d2 alacaktım. At f6 geliştiği zaman da at f6 alacaktım. Vezir f6'dan sonra at f3 gelişecektim. İlerleyen pozisyonlarda filimi d3'e dokuma attıktan sonra bir kalemi E1'e, diğer kalemi de D1'e koyduktan sonra taşlarımın çok iyi olacaktı. Neden? Çünkü rakibimin piyonları beyaz renkte olduğundan dolayı fil içeride kalmış olacaktı. Ve rakibim burada fil D2'den sonra tabii ki D4'deki piyonumu almaya karar verdi. Ben de rakibimin güzelce o siyah filini aldım. Rakibim vezir aşağı çektikten sonra ise burada fili ilk kapattım. Diyeceksiniz ki hocam vezir G2 alamaz mı? Vezir G2 alırsa tahtada basitçe fili F3 oynayacaktım. Rakibin veziri herhangi bir çekerse devamında tahtada basitçe bir at2 hamlesi, ardından belki kale g1 ve vezir d6 fikriyle pozisyonumu yavaş yavaş geliştirmeye devam edecektim. Ancak rakibim burada vezir a4'ten sonra fil e2'ye at a6 hamlesini tercih etti ve at a6'dan sonra burada birkaç tane hamle var, hemen size göstereyim. Ben maçta fil d6 hamlesini tercih ettim. Ancak burada fil a5 de gelebiliriz çünkü tahtada vezir d8 gelip mat etmek istiyoruz. Rakibimiz bu fil a5 hamlesinden sonra matı kesmek için fil d7 gibi bir hamle yaparsa basitçe at f3 gelişiyoruz ve rok attıktan sonra fikrimiz at d2, fil f3 ve at e4 koyup d6 karesine atımızı yerleştirmek. Ve burada rakibim at a6'dan sonra fil a5'e b6 yapsaydı tahtada vezir d6 oynayabilirim. Fil d7 geldiği takdirde ise basitçe filimin c3'ü çektikten sonra ver bana g7 piyonu diyebilirim. Burada gidip at f6 gibi bir hamle yaparsa da at f3'ten sonra gördüğünüz gibi rok atamıyor çünkü vezirim burayı kontrol ediyor. Uzun rok atarsa da basitçe at e5 hamlesinden sonra konumum mükemmel olurdu. Fakat ben burada bu hamleyi tercih etmedim. At a6 yerine fil d6 gelmeye karar verdim. Benim yaptığım hamlenin amacı tahtadaki pozisyonu daha fazla geliştirip
Ufak bir tane tuzak kurmak, hemen onu da göstereceğim. Rakibim burada eğer vezir d2 alsaydı, tahtta da vezir d2 oynayacaktım. Diyeceksiniz ki nasıl vezir d2, h1 kalesi boşta değil mi? Vezir h1'den sonra isterseniz birazcık düşünebilirsiniz. Düşünmeye üşeniyorsanız hemen videoyu devam ettiriyorum. Ben burada uzun ak atacaktım. Rakibim burada eğer vezir g2'yi ve taşlarını geri çekerse, fil h3'ten sonra buradan istediğim atı kesemiyor ve tahtadaki tek hamle vezir d5 hamlesi olacaktı. Basitçe vezir alacaktım. Fakat bu pozisyonda rakibim eğer nasıl mesela bakalım konu. Mesela e5 tarzı bir hamle yapsaydı fil e5 alabiliyorum basitçe. Mat ediyorum vezir d8'den. Peki diyeceksiniz ki burada rakibiniz işte ne yapsın? Fil d7 gelişsin. Bu tarz bir hamle yaparsa da hemen göstereyim. Bakın bu fil d6'da. H2'yi koruyor ya. Bu vezir de ancak d2'ye gidebildiği için hemen vezirin gideceği kaleleri kesiyoruz ve basitçe fil f3 oynayıp rakibimizin vezirini alıyoruz. Ve burada bu vezir 1'e gidemediği için vezir g1 falan kırarsa da kale g1'den sonra pozisyona taşlarımız çok fazla aktif. Basitçe vezir öndeyiz ve konumuz kazanç. Hemen tekrardan maça geri dönersek. Burada fil d6 geldiğim yerde rakibim fil d7 oynadı. g2'yi almadı. Ben de dedim ki oyuna bir tane daha taşımı geliştireyim. Çünkü piyon geleyim. Benim burada tempo oynamam gerekiyor. Bu yüzden de at f3 hamlesini tercih ettim. At f3'ten sonra aslında ufak bir fikrim var. Atımı e5'e gelmek ve taşlarımı daha da koordineli, daha da merkeze sokmak. Ben burada at f3 geldikten sonra rakibim burada c5 yapmaya karar verdi. Ve ben c5'ten sonra at e5 gelip atımı merkeze soktum. Eğer rakibim burada vezir g2 alsaydı ben burada fil f3 oynayacaktım. Rakibim vezir h3'e çekerse at d7 alıyorum. Şah d7'den sonra fil g3 şah. Şah c8 kaçarsa da fil b7, şah b7, vezir d7 ve şah b6'ya kaçarsa vezir e5'ten sonra mat oluyor. Çünkü filim g3'te, bu yüzden de b8'e kaçamıyordu. Ve rakibim burada veziri g5'e kaçsaydı, hemen unuttuğumda söyleyeceğim kusura bakmayın. Vezir g5'ten sonra at d7 alacaktım. Şah d7'den sonra da vezir g5'te vezirim d1'de olduğundan dolayı fil f4 şahtan sonra ver veziri ver şah dediğim için basitçe vezir kazanacaktım. Hemen maça geri dönelim. Rakibim bunu gördüğü için at e5'ten sonra kale 8 geldi. Fındık kurdum. Kale 8'den sonra ben burada rok attım. Roktan sonra rakibim f6 sürdü. Ve f6'dan sonra hemen düşündüm. Dedim ki bu çocuk daha genç. Bu çocuk aktif. Yaşta küçük. Dedim buna biraz daha karışık bir şey yapmazsam bu biraz bana sıkıntı yaratabilir. Çünkü küçük çocuklar genelde taktikleri çok iyi hesaplıyor. Ancak pozisyon konuda sıkıntı yaşıyorlar. Bu yüzden dedim ki ben rakibimin bu vezirini isteyerek tempoyla alayım. Bu yüzden de tahtada fil f3 gelip rakibimin e4'teki vezirine istekte bulundum. Ve rakibim bu fil f3 hamlesinden sonra vezirini f5'e kaçmak zorunda kaldı. Ve vezir f5'e gittikten sonra da tahtada fil g4 diyerek tempoyla ver vezir dedim. Rakibim eğer burada vezir g5'e falan kaçsaydı de basitçe f4 sürecektim. Vezir h6'ya gittikten sonra da at d7, şah d7'den sonra da fil e6, şahtan sonra maç direkt kayıp olacaktı. Hemen devamını göstereyim. Şah e6'ya, vezir d5'ye, şah d7'ye, vezir b7, şah e6'dan sonra f5, şah d6'dan sonra kale a1, şah e5'ten sonra da kale d5, kale d5'e de vezir d5 mat edecektim. Ben burada vezir f5 geldikten sonra fil e4 tempo ile geldim. Rakibim vezir e4 geldi ve dedim ki oyuna girmeyen diğer taşım f1'deki veziri de kaleyi de oyuna sokayım. Bu yüzden de kaleye 1 gelerek tempo ile rakibimin e4'teki vezirini istedim. Ve rakibim e4'teki veziri kaçmak zorunda kaldı. Ve maalesef artık bu veziri bu çaprazda tutamayacağından dolayı vezir de öyle gitmek zorunda kaldı. Burada çok güzel bir plan var. Dilerseniz birazcık düşünebilirsiniz. Ben de size buradaki planı hemen anlatacağım. Rakibim vezir d4 geldikten sonra gördüğünüz gibi bu çaprazı boşta bıraktı. Ve rakibimin şahı benim taşlarım tarafından korunduğu için gideceği kareler. Şah hiçbir yere gidemiyor. Bu demek oluyor ki eğer düzgün bir yerden şah çekip rakibimize saldırırsak rakibimizi mat edebiliriz. Ve burada tahtada aklımıza ne geliyor? Şah çekmek. Nereden şah çekebiliriz? Benim tek gördüğüm kare flash 5 şah. Daha fazla görürseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Burada flash 5 şah çektikten sonra rakibim yalnızca g6 oynayabiliyor. Ve g6'dan sonra bizim bu çektiğimiz şahı devam ettirebilmemiz için h7 piyonu ya da g6 piyonu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu yüzden g6 piyonu ne kontrol ediyor? e5'teki at. Ve ben burada gittim. At çarpı. g6 kırdım. Bu çok güzel bir hamle. Rakibim maalesef h-g6 kıramıyor. Fil g6 şahtan sonra rakibim mat oluyor. Ve at g6'dan sonra vezir d1 alırsa atı bir yere açıp mat edemiyorum. Çünkü rakibim kurnaz olduğu için vezirle h5'imi alıp maçı kazanıyor. Bu yüzden vezir d1'den sonra da kale a1 alıyorum. Şimdi tahtadaki tehdidim basit. Atı herhangi bir yere açıp mat etmek istiyorum bir hamlede. Herhangi bir yere mat bu arada. Nereye açarsam açayım mat diyorum pozisyonda. Ve rakibim burada terk etmek durumunda kalıyor. Çünkü tahtada herhangi bir başka hamle yaparsa basitçe kalesi gidiyor da mat oluyor.
Ben bu maçı çok beğendim turnuva esnasında oynarken. Chat de çok fazla beğenmişti. Bu yüzden de sizlere analizini ederek bu maçı göstermek istedim. Eğer daha fazla böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yarın saat 2'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Satrançta kalın.